Sevgili dostlar, yine yeni bir videoda karşınızdayız. Araştırmacı yazar Serhat Ahmet Tan hocamla beraberiz. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk, merhaba. Çok arayı açıyorsun hocam. İşlerim çıkıyor bazen. 15 gün geçti. Kanal nasıl? 1 milyon oldu mu? İnşallah olacak senin gayretinle. Sen böyle söylersen olacak herhalde. Yorumlarda şey var, iyice ranta çevirdiniz. İşte şey yani, istiyorsunuz, abone olalım falan diye istiyorsunuz. Olsunlar yani. Bu işin bir şeyi, biz araştırmacıyız. Bizim başka bir yerden gelirimiz yok. Allah razı olsun YouTube'dan. YouTube devreye girdi. Araştırmacılara bir imkan sağladı. Oradan para kazanıyor insanlar. Yok yani biraz daha geçimi güzel oluyor. Kafayı veriyorsun bu işlere. Günlük işlerle fazla. Şey diyor ama siz para kazanıyorsunuz diye. Uçuşan, kaçan ne varsa konu alıyorsunuz. Onu yapanlara söyleyecekler. Biz yapmıyoruz öyle. Biz düzgün gitmeye çalışıyoruz. Peki. Şimdi tabii yine iki konu var ama ayrı ayrı bölümlerde yapacağız. Yedi uyurları biz televizyonda işledik. Tamam. Bir detaylı açalım. Kim bunlar? Hangi dönem yaşadı? Evet. Niye uyudular? Bir 300 yılı var. Artı 9 eklendi. 309 muydu? Ama 9'u sen o kelimeden alarak çarpı diyorsun. 2700'e geliyor. 2700'de evet. Eğer öyleyse kalktılar. Başka bir dünya. Evet. O zaman 2700 ise o dönemden eklersek gelecekte mi uyanacaklar? Hala uyuyorlar mı? Çok ince bir detay var orada. Tabii tabii. Bir dinleyelim hocam onları. Yani şimdi bu yedi uyurlar, bak her yerde bunların şeyi var. Mağarası var. Türkiye'de 3 tane, 4 tane var. Bir tanesi Efes'te. Bir tanesi Tarsus'ta. En yakın hangisi sana göre doğrudur dediğin var mı? Yani hiçbir tanesi olmayabilir. Hı. Ama insanlar bu şey bir konu olduğu için sahiplenmişler. Şey gibi bu, makam yerleri var. Mesela Yuşa Tepesi'nde de makam diyor. Hı. Yuşa Aleyhisselam'ın orada kabrinin olup olmadığı kesin değil. Yani makam denilen şey... Kemikler burada işte oraya. Var deniliyor ama kemiği biz görmedik yani. Kemiği oradan bulup çıkarttılar mı? Yoksa kemiği gördüler, tekrar kapattılar mı? Hani orayı açan kişilerin o andaki o kayıtlara geçen şey. Şimdi böyle yerler, makam yerleri çok var. İnsanlar sahiplendiği için, kendi yöreleriyle bağ kurdukları için var. Bu yedi uyurlarda böyle bir şey. Bu Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde anlatılıyor. Kehf suresi çok acayip bir sure. İşte baş kısmı bu yedi uyurlar. Ondan sonra bir bölüm var. Bağ sahipleri diye bir bölüm anlatılıyor. Burası da çok acayip. Burada sanki böyle kuantum yani teorisine yakın şeyler anlatılıyor. Yani ne demek? İnsanın düşüncesiyle dış ortam etkilenir mi, etkilenmez mi? Şekil alabilir mi? Yani burada özellikle olumsuz düşüncenin dış ortamı çok çabuk etkileyebildiği ve bozabildiği, aleyhte zararlı bir şekilde sokabildiğine dair şey var. Olumlu düşüncenin de mevcut olumlu hali devam ettirmek için gerekli olduğuna dair anlatımlar var. Ben onları anlatmaya çalışıyorum birkaç kitabımda. Yani burası ayrı bir şey. Bu maddenin en dibindeki çalışma prensibiyle ilgili bir bölüm. Ondan sonra geçiyor. Büyük gök cisimlerinin hareketleri, zaman, uzay nedir? Bunları anlatan Hızır bölümü var. O Hızır bölümünü yaptık. Orada 3 tane seyahat var. Evet. O 3 seyahatte nasıl kontrol edilir, nasıl davranır? Şimdi bu 7 uyurlardan yola çıkarsak bir dakika, bir tane daha kimlerle var. Ve niye uyudularla bir açalım. En sonunda da evrensel boyuttaki sistemin nasıl gideceğini anlatan Zülkarneyn konusu var. Şimdi bu birincisi, bu zaman yolculuğunun ilk bize şeylerini anlatıyor. Ne yapıyor bunlar? Bir mağaraya giriyorlar. Mağaraya girme sebepleri ne? Bir kral var. Onlar da o mevcut o günkü baskın olan inanca karşı tek tanrı inancını savunan bir grup insan. Onlar işte anlaşamıyorlar. Zaten bunların bir tanesi de yani bunlar filmleri falan yapıldı. Bir tanesi kralın danışmanlarından bir tanesi yani. O kralla da tartışması var. O yüzden ayrılıyor falan. Diğer arkadaşlarıyla kral bunların peşinden adamlarını gönderiyor derken kaçıyorlar, mağaraya giriyorlar. Yani mağaraya kurtulmak için giriyorlar, onlardan kaçmak için. Ama orada acayip şeyler oluyor mağaranın içinde. Kur'an-ı Kerim'in anlatımına göre mağaradan uyandıkları zaman bunların kendi aralarındaki konuşmalarını veriyor. Ne kadar kaldık biz diyor, kendi aralarında birbirleriyle konuşuyorlar. İçlerinden bir tanesi de diyor ki biz diyor burada bir gün kalmış olabiliriz veya bir günün yarısı kadar kalmış olabiliriz diyor. Şimdi bu aynı şey, aynı ifadeler. Yani ne kadar kaldınız, dünyada ne kadar kaldınız, seneler sayısı ne kadardır diye ahiretteki bir sahneden de başka bir
galiba Enam suresinde olabilir. Her şey mi diriltilecek tam olan insanlara yok mı soruyor ne kadar yaşlı? Şimdi öyle, ahiret öyle hayatına gitmişler. Sorgu sual olacak falan. Şey soruyor, oradaki ilahi güç soruyor. Ne kadar kaldınız dünyada biliyor musunuz diyor. Onlar da cevap veriyorlar. Yani burada bütün insanların verdiği cevap. Yani o ilk ölen insanlardan itibaren binlerce yıl. Ha yani. Valla bilmiyoruz diyorlar. Yani sen saydıysan veya sayan varsa o sayanlara sor. Biz bilemiyoruz ne kadar kaldığımızı. Tekrar o ilahi güç cevap veriyor. Çok az kaldınız. Yani bir gün veya azı kadar. Şimdi burada ifade yani ahiretteki bir sahneden aynı konuşma tarzı yedi uyurlarda da olunca biz burada şöyle anlıyoruz. Dünya hayatındaki zaman akışı başka. Çünkü başka başka ayetlerde işte melekler şu kadar zamanda yükselir falan diye de böyle zamanın izafi olduğunu anlatan ayetler var. Yani dünyada akış başka. Diğer tarafta akış başka. Şimdi o diğer tarafta yani ahiret hayatında olabilir. Ama burada dünyanın içindeki bir mağarada da aynı şey olmuş. Bu nasıl olabilir diye baktığımız zaman bu izafiyet teorisinin burada yedi uyurlarda anlatıldığını görüyoruz. Neden? Hızla ilgili bir şey veya yer çekimsel kuvvet hıza eşit olursa. Bu nasıl bir şey? Mesela şöyle düşünelim. Uzayın açılması ışık hızına yakın veya bazen de ışık hızının altında. Ama farklı hızlarda olabiliyor. Yani galaksinin durumuna göre, güneş sisteminin durumuna göre, o güneş sisteminin içindeki gezegenin durumuna göre gittikçe bu hızlar yavaşlıyor. Ama galaksinin kendisi veya galaksi dışındaki sistem ışık hızıyla açılıyor. Yani uzay ışık hızıyla açılıyor. Galaksinin içindeki kara delik bunu frenliyor, yavaşlatıyor. Güneş sistemleri daha yavaşlatıyor falan. Biz burada yavaşlayan hızlarda bir hayat yaşıyoruz. Şimdi bu hıza yetişebilmemiz için yani uzayın açılma hızı ışık hızında olunca buna yetişe yani zamanı durdurabilmek istiyorsan o hızı yakalaman lazım. Eğer ışık hızını yakalarsan zaman duruyor. Bu peki nasıl oluyor? Kütle çekimsel kuvvet de bunu dengelemesi lazım. Aynı şey orada da oluyor. Yani mağaranın içinde böyle bir şey olmuş. Hızlı bir sistem yok mağaranın içinde. Ama kütle çekimsel kuvvet dengelemiş. Bunu şöyle düşünebilirsin. Yani bir araba çok hızlı gidiyor. Sen de buradan ona yetişmeye çalışıyorsun. Bir atla başka bir aletle gidiyorsun ama o arabanın hızını yakalayamıyorsun. Şimdi ya bu arabayı yavaşlatacaksın eşit hıza gelmen için ya senin hızın onun hızını yakalayacak. Bunu yakalayamıyorsan bu arabayı yavaşlatman lazım. Yani burada bir fren olması lazım. Şimdi bu fren kütle çekimsel kuvvet böyle bir etki oluşturuyor. Yani uzayın o galaksinin veya o güneş sisteminin içindeki açılma hızını yavaşlatacak bir etki olursa eğer o zaman şu oluyor. Zamanı kısaltıyorsun veya sıfıra getirebiliyorsun. Zamanı sıfıra getirince zaman yolculuğu yapma imkanı oluyor. En azından ileriye gitme oluyor. Yani zamanın uzayın açılma hızından daha fazla hız kazanırsan geriye gidersin zamanda ama burada ileriye gitmiş yedi uyurlar. Öyle anlıyoruz. Yani geleceğe gitmiş bunlar. Ve bu konuşmalarda işte bir gün geçti, bir günün bilmem ne kadarı geçti falan. Sonra Kur'an-ı Kerim'in açıklaması birkaç ayet sonra geliyor. Onlar orada 300 sene kaldılar diyor. Ve 7 de ilave ettiler. Şimdi bu 7 ilave ettiler çok acayip. Yani ilave ettiler dediği kelime zıt. Ziyade yani bu ziyade Türkçe'ye de geçmiş. Zıt dediğimiz kelime Arapça kökü ZD harfleriyle zıt arttırmak demek. Bunu Araplar çarpma olarak kullanıyorlar. Yani bu toplama değil. Arapçada çarpma. Çarpma işlemi zıt kelimesiyle kullanılıyor. Bunu çarpma olarak alabilirsin. Şimdiye kadar mealciler bu çarptığımız zaman 2700 seneye gidiyor. Bu çok olur diye akıllarına sığdıramadıkları için bunu şöyle düşünmüşler. 300 sene zaten kesin. Yani bir gecede geçmiş 300 sene. Bu da ne kadar? İlave etti. 9'da ilave etti. 9 ilave edince 309 sene olur. Buradan değişik yorumlar var. İşte hicri takvim. Ama şimdi yok, 309 ile ekleyip 309'u bulmak çok mantıksız. Yani çok abes değişik bir şey gelmiyor. Ama 309 ile çarpıp evet. 7 ile çarpıp özel işte ne yapar 2100 dediğimizde ciddi bir sayıya gittiği için tabii. De. O zaman işte kafaya oturmadığı için 309 olabilir. Hani o daha böyle şey geliyor. Dur şunu bir araştıralım. Bu olursa başka bir yere tabii. Gider durum oluşuyor. Şimdi bunu araştırınca bir şey yok. Şöyle bir şey çıkıyor.
Bu 2700 sene oluyor. Bir 300 oradan ekle, 3000 seneye yakın. Yani 2700 diyelim ya da. Şimdi dakika, 9 ekledi değil mi? 7 değil. 9, 9. 9. Ben 7 dedim biraz önce. Girişte de 9 dedim, söyledim. Dedim sonra ben mi yanlış söyledim? Yok, 9. 9 ekliyor. Yani 3 kere 9, 27. 9. O zaten 309 sene veya 2700 sene olarak hesaplanıyor. Ben 7 dedim değil mi başlarken? Evet. Yok, yanlış ben 9 ile girdim. Şimdi demin sen 7 deyince tamam, ben mi yanlış söyledim? Şimdi bu 2700 sene olabilir mi acaba? Hadisleri mesela her yerde kullanmıyoruz ama bu konuda bir hadis var. Yani ne var? Şimdi 7 uyurlar. Hiçbir yerde kullanmıyor. Eşine ama işte bak, aldı hadisi. Hayır, şimdi bak, bilimsel bir konuda ben hüküm olarak kullanmıyorum. Yani oradan ben işte abdest şöyle mi alınır, namaz böyle mi kılınır, öyle haramdır, helaldir, o konuda kullanmıyorum. Ama burada bir bilgi var yani. Nereden bağlıyorsun? Diyor ki mesela Mehdi'nin yardımcıları olacak bunlar diyor. Ya şimdi bunlar Mehdi hadiste daha gelmediğine var. Hadiste ne diyor? Ashab-ı Kehf. Mehdi'nin yardımcıları mı olacak? Ashab-ı Kehf Mehdi'nin yardımcıları diye hadis var. Şimdi bunu ne yapacağız yani? Burada bir bilgi var. Şimdi bunu herkes yerini yapmış, makamını yapmış bizim memleketimize, bizim memleketimize. Ya bunlar çıkmış olması lazım değil mi? Milletin düşüncesi öyle. Neden öyle? İşte 309 yani 2700 kafaya sığmadığı için 309 sene geçmiştir. Çok eskiden olan bir olay. Bunlar zaten çoktan çıkmışlar. Bu kadar Mehdi çıktığına göre onların yani, da çoktan çıkmışlar. Şimdi bak lazım. Mehdi, öbür çıkan Mehdiler tutturamadı. Esas Mehdi gelmediğine göre, bu Mehdi'nin de yardımcısı olacağına göre. O zaman şimdi hala uyuyorlar çıkar. Şimdi uyuyor olması lazım. Uyuyor nasıl olacak? Ne zaman çıkabilir? Hadi diyelim 2100 senesinde çıksınlar. Veya 2100'den sonra. 2700 dediğimizde en başa gittiğimizde dönem ne? Tarih. 2700'e gideceğiz, dönemi bulacağız şimdi. 2100'den gidelim. Hani günümüzden gidersek de olur da 100 sene ekleyelim. Daha Mehdi 2000, çıkmadığına 2000 göre. 2100'den niye gidiyorsun? Mehdi de o zamanlarda çıkarsa diye. Ama çıkarsa değil. Mesela şu an 2700'ü bunların çıktı. Ya uyuduğu dönem tarih ne? Hangi İşte dönem? Onu bulacağız. Bulmaya çalışıyoruz. Kur'an'da yok mu onun işareti? Hayır, öyle bir şey yok. Peygamberle ilgili bir ilişkilendirilen bir şey yok mu? Hiç belli değil. Dönemi. Belli değil ama bunlar büyük ihtimalle. Yani Hazreti Musa'dan önce mi? İsrailoğullarının, bak şimdi Hazreti Musa dersen nereden? Çünkü Mısır'dan çıkıyorlar. Oradan bir yere varabilirim çünkü 4000 sene gidersin. Yok, 2700 şöyle, dersek gelmiş olmaları şimdi lazım. Şeyi kronolojiyi şöyle gözümüzün önüne getirelim. Şimdi bu işler nereden başlıyor? Hazreti İbrahim'den. Tamam. Onun oğlu İshak geldi. Onun oğlu Yakup geldi. Yakup'un oğlu İsrailoğulları geldi. Bu İsrailoğullarından Yusuf oldu, Yakup'un oğlu. Bunlar Mısır'a girdiler. 450 sene geçti. Mısır'dan Hazreti Musa çıkarttı değil mi? Tamam. Kronolojiyi getirdik böyle. Şimdi Hazreti Musa'dan sonra neler oldu? Bunlar 40 sene çölde kaldılar. Ondan sonra geldiler. Bir aşağı yukarı 150-200 sene hakimler dönemi var. İlk kralları Saul oldu. O Saul'dan sonra Davut geldi. Süleyman geldi. Süleyman'ın çocukları derken krallık bitti. Hı hı. Bu Babil istilası zamanına denk geliyor. Bu Babil istilası sırasında işte bundan sonra da Üzeyir peygamber çıkacak. Hı hı. Şimdi burası aşağı yukarı milattan önce 580. 600'de. Yani 20 sene bir şey fark etmez. 580. Yani milattan önce 600 sene önce. Oradan bir hesap yaparsak 2700 sene tutar mı tutmaz mı acaba? Şimdi buraya kadar geldiğimizde şöyle ekleyerek gelelim. Ama bir de hangi şimdi, dönemde olduğunu da bilmiyoruz şimdi. Bak şimdi şu anda dönemde. Biz 2023 yılında mıyız? Hı. Bu 580'e 600 diyelim. 2023 de buradan ekle. 2000 ekle. Zaten 2623 yapıyor. Hı hı. Öbürün ne kadardı? 3 kere 9 27. 2700 yapıyordu değil mi o? Şimdi bu Babil istilası zamanında bunlar ne kimden kaçıyorlar? Yani Babil gelmiş orayı zapt etmiş. Bunlara dinini yaşatmıyor. Bunlar büyük ihtimalle İsrailoğullarından. Onlar da oradaki o İsrail bölgesini ele geçiren Babil kralının oradaki bir satraplığı veya onun bölgesine verdiği bir vali. Demek ki bu İsrailoğullarına dinlerini yaşamalarına imkan vermiyor ki oradan kaçıyorlar. Değil mi? Yorum doğru mu? Oradan kaçarken bir mağaraya giriyorlar. Bu mağaraya 600 yılında girmiş olsalar. Ya bu şu döneme bağladık o zaman. Efendim? Ya şu dönem daha yakın yaşamaları için o dönem daha yakın dedik. Tabii tabii. Bu tarihte. Yani İsrail krallığı yıkıldığı zaman. Süreçte değil yani. İsrail krallığı birinci şeyde bu yani tapınağın yıkılmasına denk geliyor. Bu senin yorumun. Tamam başkası da başka yorum yapsın. Bunu 3000 sene önceye de getirebilirsin. Yorumlayabilirsin. İşte getiremiyoruz. Nasıl getireceğiz? Bak 2700 sene çıkıyor. 3 kere 9 27. Hayır o başka bir şey. O zaten çarptık da 2700'ü bulduk diyoruz ama daha önce bir 3000 sene önce de bunlar yaşamış olsalar.
Denk gelmiyor, 2700 sene hesaplamamız lazım. Mehdi ile buluşturmamız lazım. Ha, o hadis kaynağı öyle. Yani Mehdi ile buluşturmamız için diyorsun. 2623 olunca şimdi 2023 değil mi bu? 2700 olmasına ne kadar var? 70-80 sene. İşte 2100'lü yıllarda demek ki Mehdi de o zaman çıkarsa bunlar da onun yardımcıları olabilir demektir. Şimdi buradan böyle yorum yapıyoruz. Burada nedir? Olayın özü nedir? Buradaki şey şu. Mağaranın içine girdiler diyor. Mağaranın içinde bir fecvenin içindeydi bunlar diyor. Bak burası da çok acayip. Fecve diye bir kelime var. Fecve. Fecveyi araştırıp baktığım zaman Arapların hurma ağacının tepesine çıkmak için kullandıkları bir ip var. Böyle bellerine bağlıyorlar. Buradan da bu ağacın bu tarafına atıyorlar. Burada ipin burasında kancalar var. Ağaca tutturuyorlar. Sonra ipi böyle atıyor. Tak yukarıya çıkıyor. Yani bu şey, aslında koza gibi bir şey aslında. Efendim? Belki bir koza gibi bir şey sarılıp içinde mi kaldılar gibi şöyle, bir şey olabilir. Şöyle mesela diğer bir yorum. Yere de bağlı değil. Diğer bir yorum şöyle. Araplar diyor çölde uyuduğu zaman akrep falan var. Bağlı, ağaca bağlıyor. Abi. Burada hani, bir şey gibi bir şey yapıyor. Hamak, yani hamakların hamak gibi bir şey yapıyor. Ona da fecve deniyor. Hı. Şimdi bu fecve mağaranın içinde böyle bir şey. Bir yere bağlı değil ama ortada duruyor. Onun içine girdiler diyor. O zaman işte şey biraz önce dedim yani bu, ipek ne o pamuk şeyi vardır ya onun içinde kozada kalır. Ha, yani onun gibi onun koza gibi. Evet. Korunmuş olabilir. Yani mağaranın içinde ayrı bir şeyin içinde bunlar. Ve orada bir yani benim yorumum yerçekimsel alan var orada. O yerçekimsel alan orada bir zaman sıçraması yaşatıyor. Çünkü bir hızlanacak bir alet mağaranın içinde olmaması lazım. Ama ışık hızına yakın bir etki oluşturuyor ve bunlar zamanda sıçrama yaşıyorlar. Zamanda sıçrama yaşadıklarını nereden anlıyoruz? Uyandıkları zaman acıkmışlar. Bir arkadaşlarına para veriyorlar. Çarşıya git alışveriş et. Zannediyorlar ki kendi zamanlarında yaşıyorlar. Hatta arkadaşlarına diyorlar ki yani kimseye belli etme. Sana bir şey sorarlar, sen git sadece alacağın şeyleri al hemen gel. Çok uçuruyor şu anda. Şimdi 2100 dedik, para ver git çarşıya git. 2000 şu an 20 sene sonra bile para yok hocam. Dijitale dönüyoruz bak, artık. Dijitale mi döneceksin, başka bir şey mi döneceksin? Öyle giderse şu anda para yok, bir şey yok. Para meselesi de çok acayip. Şimdi burada yine çip var, eski, çipiyle okutacak. Eski şeyler, yorumcular veya mealciler mi diyelim, tefsirciler mi diyelim, bu para meselesini orada geçen kelime varak. Bak. Ha. Varak. Şimdi bu varak nedir? Varak işte bu. Şu. Kağıt yaprak. Bu varak. Cennette de varakları örttüler falan diye geçen şey o. Yani yaprak. Ama kağıt bu. Şimdi bu varağı verdiler diyor. Bunu çeviren tefsirciler, ya kağıt para o zaman olmaz ki. Gümüş para diyelim buna diye. Hepsi git bak, bütün mealcilerde gümüş para. Gümüş para değil. Varak diyor. O zaman varak alışverişte kullanılan bir şey olması lazım. Yani demek o zaman, ki gelecekte başka bir şey mi olacak? Şimdi bunlar varakla bana gidiyorlarsa kağıt parayla gittiler demek ki alışverişe. Tamam. Bu kağıt paranın olduğu bir zamanda olması lazım. Tamam ama yola çıkarsak da 2100'e gittiğimizde de para... Demek ki kalkmıyor 2100'de. Kalkmıyor o zaman. Tamamen kalkmıyor. Küreselciler kaybediyor. Yani kağıt para hala var demek ki. Şimdi bu kağıt parayla da biz bunun geçmişte değil günümüzde olacağını anlayabiliriz. Ben şimdi şey olsaydı getirmedim Kur'an-ı Kerim'i. Ayrıntılardan bu günümüzü işaret eden çok fazla şey var. Ve bunlar bu şeyi yaşıyorlar. Çıkışlarında olan olayı da söyleyeyim. Yani Mehdi ile oradan mesela Caner Taslaman Hoca ile burada benim delil getirdiğim şey o mesela Mehdi falan bunlar yoktur diyor. Ama yoktur diyen mesela bir tane daha var. Zafer Calayoğlu. O arkadaşımız da yoktur diyor. Şimdi onlara karşı benim delil getirdiğim gelmeyecek şey diyor, yok diyor. Şu. Hazreti Mesih de gelmiş. Bunlar çıktığı zaman yani çıkmışlar artık olaylar bitmiş. İki grup insan var. Aralarında tartışıyorlar. Diyorlar ki bunlar çok acayip insanlardı. Biz burayı ölümsüz yapalım. Yani geleceğe dönük insanlar buradan bilgi edinsinler diye. Bu ayetleri anlatırken başlangıçta şöyle diyor. Bütün bunları Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Yani anlatan, Kur'an-ı Kerim anlatan ses bunu söylüyor. Neden anlatıyoruz biliyor musun diyor. Bu son saat denilen bir saatin gerçek olduğunun anlaşılması için bunları anlatıyoruz diyor. Ve ondan sonra hemen geçiyor bu tartışmayı veriyor. İki grubun tartışması. O tartışmada bir grup diyor ki burayı biz ölümsüz yapalım. Buraya bir bina yapalım. Öbürleri de diyor ki
Hayır diyor, bina yeterli olmaz, mescit yapalım. Şimdi mescit kelimesi de geçtiği zaman. Mescit diye mi geçiyor? Mescit geçiyor. İbadethane, hani herhangi bir. Yok, mescit. O zaman hani Müslümanları mı anlayacağız orada? Tabii başka bir ayette çünkü havralar, kiliseler, mescitler diyor. Ne demek bu havra? Yahudilerin kiliseler, Hristiyanların, mescitte Müslümanların. Şimdi bu mescit kelimesi Müslümanları başka bir ayette temsil ettiği kesin olunca. Şundan sorayım. Şimdi mescit buradan kelimesi da, son Peygamber Efendimiz ümmeti olarak bir mescit anlamına çıkıyor. Zaten. Çünkü hani İslam olarak en temelden beri gelen diğer ibadetlerin yok olduğu yerde. Öyle yorum yapamazsın. Neden yapamazsın? Bak havralar bir din. Ya öyle ayrı ayrı ifadeler. Yani kiliseler ve mescitler. Şimdi burada mescit kelimesi olduğu zaman biz bunu Peygamberimizden sonraki dönemdeki Müslümanların konuştuğunu düşünüyoruz. Ve ayetin başında da bu son saatin gerçekleşmesinin kesin olduğunun anlaşılması için bunları anlatıyorum diye giriş yaptığı için diyoruz ki bu artık öyle bir şey olmuş ki yani son dönemde olan bir olay bunların yani çıkışı. Ve buradan da şunu anlıyoruz. Ayetin bir açıklaması daha var. Bitirecek miyiz? Toplarız. Birkaç tane daha anlatayım. Toplarız. Şimdi ayetin diğer açıklaması yani çok enteresan. Mehdi'ye bağlıyor. Mehdi'ye şöyle bağlıyor. Ayetin açıklamasında şöyle bir şey. Neydi bir dakika aklıma gelsin. Sen şimdi araya girince şeyim kaçtı. Son saatle ilgili kıyamet önceki süreçte. Şöyle bir dakika toparlayalım onu. Ha, Mehdi'ye bağlayacaktık değil mi? Şimdi burada yedi uyurların stratejisi üzerine galip gelenler bu tartışmayı yaptılar diyor. Şimdi bu tartışmada ne var? Bir tanesi bina yapalım, bir tanesi mescit yapalım. Ama burada ayet açıklanırken şöyle diyorsa, bu tartışma aslında yedi uyurların verdiği strateji üzerine galip gelenler, galip geldikten sonra bunu yaptılar diyorsa, o zaman burada bir savaş olmuş, bir mücadele olmuş. Ve burada iki tane birbirine ayrı fikri olan, ama birbiriyle beraber mücadele eden ama başka bir güce karşı mücadele eden bunlar insanlar galip gelmişler. Ve yedi uyurlar bunlara strateji vermiş. Çıkıp demişler ki bak oradan şöyle yapmayın, burada böyle davranmayın, burada böyle davranmayın. Yenemezsiniz. Kiminle bunlar mücadele ettiler acaba? İşte deccali sistemle etmişlerse çünkü son dönemde oluyor bu olaylar. O zaman bu strateji galip gelenler bu binayı yapalım, mescidi yapalım diyorlarsa henüz bunlar daha çıkmamışlar. Bu olaylar hepsi bize şu an bizim yaşadığımız 2023 senesinden sonraki en az 70-80 sene sonraki yani olayları anlatıyor. 2100'lere doğru. Belki 2100'lere doğru ben tahmin ediyorum. Yaşarsak bir 200 sene görürüz hocam. Yaşamazsan da çocukları, torunları anlat. Sen onlar bilgili olsunlar. Allah uzun ömür versin herkese. 300 yıl yaşamayı falan şey yapacaklar, bulacaklar. Kraliçe yetişemedi gerçekten. Yani şimdi onu Zülkarneyn bile aradı. Şey İskender de aradı, mağaralara girdi, şeyleri aradı ama bulamadılar, kimse bulamadı yani. Peki Allah uzun ömür versin, hayırlı hocam. Tabii herkese sağlıklı uzun ömür versin. YouTube kanalına Serhat hocamın mutlaka destek olun. 1 milyon yapalım onu yakın bir zamanda. Önce 500 bin sonra 1 milyon. Önce 500 bin yani. Sonra 1 milyon. Sebep sonuç ve bizim diğer neden böyle de desteklerinizi bekliyoruz. Abone olun. O zile de basın hocam, zile de basınlar. Allah videolardan haberdar olsunlar. Ben duyacak mıyım onlar basınca zile? Görüşmek üzere.